Önce belgemizi açalım. Hallo alle zusammen. Willkommen in unserem Unterricht. Unser Thema ist heute auch Plätze. Und wir haben das gelernt, aber, und wir wiederholen heute, okay, es gibt hier ein Mädchen und einen Jungen und unsere Schule Logo. Okay. Şimdi çocuklar bir hatırlayalım. Hatırlarsak buraları yapacağız çünkü özellikle dördüncü alıştırmayı. Neler vardı bu Hint tiyatro yapısında? Ich fahre in die Berge, ich fahre an den See, ich fahre ans Meer, değil mi? In die Berge, dağlara gidiyorum. An den See, göle gidiyorum. Ans Meer, denize gidiyorum şeklinde. Ya da ich fahre aufs Land, köye gidiyorum. Onun dışında ich gehe zu Oma, büyük anneme gidiyorum gibi, değil mi? Yapılar öğrenmiştik hatırlarsınız. Ve onun dışında ben ne demiştim? Kino, sinema, tiyatro, Spielplatz, oyun yeri. Bunları da söyleyebilirdik. Evet, bunu ben kısaca bir hatırlatma yapmak istedim. Bu alıştırmada bir Ergänzende fehlende Buchstaben. Okay, wir schreiben die fehlenden Buchstaben. Es gibt ya einige Buchstaben. Burada belli harfler var çocuklar. Ve biz bu harfleri buradaki boşluklara getireceğiz. Duruma göre. Mesela ilk cümleyi okuyorum. Ich fahre in die bla 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 bla. Ich fahre in die was? Welche Buchstabe schreiben wir? Hangi harfi yazabiliriz? Evet Can, senle başlayabiliriz. Sen ne düşünüyorsun ilk cümleyle ilgili? Hangi harfi getirebiliriz? S, M, B, O, L, D. Hangisi? B. Değil mi? Ich Bütün cümleyi fahre okuyabilir in misin? die Berg. Okay, ich fahre in die Berge. Dankeschön, danke. Ich fahre in die Berge. Arkadaşınız söyledi çocuklar. Danke für deine Antwort. Peki diğeri. Önce ben bunu düzelteyim. Tamamdır. Şimdi çocuklar ikinci cümle. Ich fahre an den bla 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 was. Ceren'ciğim. İkinci cümle ne olabilir? İki tane E ile bir. Sence hangi harf gelebilir buna? Sesin geliyor. Evet ama kulaklık mı Hayır. takıyorsun Ses biraz değişik geliyor Ceren? Ses biraz değişik geliyor Ceren'ciğim. Evet, Ceren'ciğim yazabilirsin istersen sen. Sesin çok değişik geliyor şu an. Sesin çok boğuk geliyor. Alamıyorum sesini. İstersen sen şu bölüme yazabilirsin. Çocuklar, bu bölümünü lütfen kullanmıyoruz. Mikrofonu bozuk olan ya da gelmeyen, sesi gelmeyen arkadaşlarımız kullanıyor o bölümü. Evet Ceren'ciğim, hangi harf gelebilir sence? İfare anden bla 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 bla. İki tane E ile bitmiş. Hangi harfi getirebiliriz? S, M, B, O, L, D. Evet Ceren yazacak. Ben bekliyorum. Evet değil mi? S harfi gelmesi gerekiyor. İfare anden Z. İfare anden Z. Good. Peki diğerine. İfare ans bla 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 bla. Bu ne olabilir acaba Durucuğum? Senin sesini açıyorum. Hangi harfi getirebiliriz sence? İfare ans. Di. Ama pardon, Bak yanlış öyle bir söyledim. düşünelim. Emem L olabilir. Üçüncü cümle duru. L. Şu düşünelim biraz daha. Deniz anlamına geliyor bu. Neydi? İfare ans. Emem unuttum. Tamam, ben yapayım o zaman. İfare ans mea. İfare ans mea. Okay. Und die andere bitte. İfare nach bla 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 bla. Bir şehirde kullanıyorduk, değil mi? Hatırlayın. İfare nach İstanbul ya da ülkede kullanıyorduk. İfare nach Österreich gibi. Aa Gülce gelmiş. Gülce'ye hoş geldin. Gülce'cim hemen sana söz hakkı verelim. Gerçi yeni geldin. Konuyu hemen anlayamadım belki ama bakalım. Gülce'ciğim buraya ne getirebiliriz? İfare nach hangi harfi getirebiliriz? Welche Ne? Buchstabe schreiben wir hier? S, M, B, O, L, D. D'yi getirebiliriz değil mi? Deutschland.
Evet, danke. D'yi getirebiliyoruz. Evet çocuklar, Deutschland'ın D'si. Peki, ich fahre aufs Bus. Neydi, köy neydi? Hadi bakalım, köyü hatırlayan bunu bulabilir. Kal. Ich fahre aufs wohin? Land. Ich fahre aufs Land. Okay, Land. danke. Ich schreibe jetzt. Dankeschön, Kaan. Ich schreibe jetzt. Okay. Ich fahre aufs Land. Çok iyi yazmadım sanırım çocuklar. Tamam, neyse. Ötekini yapalım. Ich fahre zu meiner. En sonuncusunu yapıyoruz. Ich fahre zu meiner. Mert Ali. Du kannst sagen, ich denke. Ich fahre zu meiner. Belki buçtabım. Ma ile bitiyor. Ne olabilir? O. Ya, bütün cümleyi okuyabilir misin? İzin ganz uzat. İfare Okay, danke Mert Ali. İfaret zu meiner Oma. Evet, onu da yazdım. Çok güzel. Şimdi 5. alıştırmada çocuklar. Was kann man in der Ferien machen? Tatilde neler yapabiliriz? Önce isterseniz öğrendiğimiz bu fiilleri, hani hobileri işlerken öğrenmiştik. Onları birlikte tekrarlayalım. Schwimmen. Bunların hepsinin Türkçe anlamlarını ben size soracağım tek tek. Sonra da aşağıda bunları yazacağız. Mesela die Sonne scheint. İşte güneş var. Güneşli bir havada neler yapabilirim? Diğerinde es regnet. Yağmur yağıyor. Ne yapabilirim? İken yapısını kullanmış. Hatırlayın, bu İngilizce iken yapısı gibi. Ich kann schwimmen. Ich kann voleibel spielen. I can play football. Gibi. Oradaki ken yapısıyla aynı. Benziyor demeyeyim, aynı. Schwimmen. Was ist schwimmen? Nehirciğim, was ist schwimmen auf Yüzmek. Türkisch? Was bedeutet das Yüzmek. auf Türkisch, frage ich. Ja, yüzmek. Good. Danke. Dankeschön. Radfahren. Urasciğim, was ist Radfahren auf Türkisch? Was ist Radfahren? Radfahren. Okay, ich kann nicht hören. Ya. Yarencim, sana geçelim. Burası duyamıyorum çünkü ben. Yarencim. Was ist das Radfahren? Radfahren. Was bedeutet Akademik. das auf Reitin. Türkisch? Radfahren. O Reiten değil miydi? Das ist ein Radfahren. Öğrenmek lazım. Neydi? Çocuklar bunu çok sever. Neydi? Bisiklete binmekti, değil mi? Okay. Fernsehen, bu aklınıza gelmeyebilir. Bunu gördük ama çok üzerinde durmadık. Televizyon izlemek çocuklar. Peki bir diğeri. Ein Buch lesen. Yağız. Aa, Yağız'cığım hoş geldin. Yağız. Was bedeutet das? Ein Buch lesen. Ein Buch lesen. Was bedeutet das auf Türkisch? Evet, duyamıyorum şu an. Peki. Çocuklar, sohbet bölümünü aktive ettik. Buradan yazabilirsiniz mikrofonu çalışmayan arkadaşlarımız. Yiğitçiğim, sana soralım o zaman. Senin mikrofonun çalışıyordu. Bir Ein kitap Buch oku. lesen. Was bedeutet das? Bakalım hatırlayın. Neydi Ein Buch lesen? Ein Buch lesen. Çok güzel. Kitap okumaktı, değil mi? Danke. Good. Sehr schön. Peki, Computer spielen. Zümra, was bedeutet das? Was bedeutet Computer spielen? Auf Türkisch frage ich. Computer spielen. Was bedeutet das? Sümra'yı da duyamıyorum şu an. Can, Bilgisayar oynamak. tekrar senle Bilgisayar oynamak. başlıyoruz o zaman. Was bedeutet Computer spielen auf Türkisch, Can? Okay, ganz gut, danke. Ceren'cim, was bedeutet Ball spielen? Ball Lesbiyen spielen. mi? Was ist das? Evet, yazabilirsin.
Ball spielen. Evet, yazabilirsin canım. Tamam, yazabilirsin. Evet, Ceren'i bekliyoruz. Peki, Verstecken Spielen'e geçelim Ceren yazana kadar. Verstecken Spielen. Evet Ceren'cim, top oynamak, Ball spielen. Voleybol spielen. İşte voleybol oynamak. Fußball spielen, futbol oynamak. Basketball spielen, basketbol oynamak. Aklımda kadın uçurtma uçurtmak gibi bir şey miydi? Ben çok başında işledik, hatırlamayabilirsin. Çok normal. Saklamaç. Nein, das ist Drachenfliegen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Was ist das? Ja, Saklambaç oynamak. Okay, danke. Saşının çizmek demek çocuklar. Bastığını görmedik hiç. Bu da aktivite yapmak. Kesmek, yapıştırmak, aktivite yapmak. Mit dem Rollerfahren. Rollerfahren. Was ist Rollerfahren? Hadi onu da hatırlayın. Bu da yine dönemin başındaki. Tam hatırlayabilirsiniz. Rollerfahren. Ve çocukların çok sevdiği. Kutu bilmek. Rollerfahren. Was ist Roller? Gülceciğim, söz sende. Scooter. Evet, scooter'a binmek. Çok güzel. Çok teşekkür ederim çocuklar. Peki, şimdi geçelim aktivitemize, alıştırmamıza. Die Sonne scheint. Güneş parıldıyor. Ich kann was machen. Neler yapabilirim? Hadi üstteki fiilleri buralara yazacağız. Peki ben neler yapabilirim? Evet. Kaan'la başlayalım. Kaan'cığım, die Sonne scheint. Ich kann was machen. Ich kann schwimmen. Aha. Ja, ich kann schwimmen. Gut, sehr schön. Ich kann schwimmen. Yüzebilirim, değil mi? Bir arkadaşların söylesin mi? Sıra sıra gidelim, olur mu? Zaten sana da çok söz hakkı gelecek, hiç merak etme. Hep size soracağım. Die Sonne scheint, ich kann schwimmen, sagt Kaan. Peki, schwimmen dışında neler yapabiliriz? Mert Ali, Mert Ali sagt bitte, was kann ich machen? Und wenn die Sonne scheint? Ne yapabiliriz hava güneşli olursa? Buradaki fiilleri kullanıyoruz Mert Ali. Mesela ne yapabiliriz? Radfahren yapabilir miyiz? Ich kann Radfahren. Ich kann bisiklete sünebilirsin. Bisiklete binebiliriz hava sıcak olduğu zaman. Hadi sen o zaman cümleyi kur bize. Ich kann. Ich kann Radfahren. Danke, danke Mert Ali. Okay. Und ich schreibe jetzt für euch Radfahren. Okay. Şimdi silelim. Radfahren silelim değil mi? Onlar söylendi. Tamam. Şimdi kime soralım? Nehirciğim. Okay. Was noch? Was kann ich machen? Wenn die Sonne scheint. Ich spiele Ball. Ball spielen. Bu da bir açık havada yapılan bir şeydir. Çok güzel. Bütün cümleyi okuyabilirsin. Ja, oder ich kann Ball spielen. Gut. Genau. Super. Danke. Almanca öğretmenim hangisi? Uras'cığım, bakalım senin mikrofonun duyuluyor mu? Ama internetten düştü. Çok güzel. Uras'cığım beni duyabiliyorsun. Ben de seni duyabiliyorum. Şimdi Uras, biz Dizone Şahin'i yapıyoruz. Yani güneş parıldıyor. Hava çok güzel. Buradaki fiillerden hangisini gerçekleştirebilirim? Bu aktivitelerden. Arkadaşların söyledi. Emin misin? Hava güzelken kompüter spili mi yaparım sence? Hava güzelken ne yaparım? Yüzerim, bisiklete binerim, top oynarım. Başka ne yaparım? Hadi biraz düşünelim. Roller farm. Farını söyledi arkadaşların Uras. Schwimmen'ı söyledi. Ball spielen'ı söyledi. Sen hangisini söyleyebilirsin? Burada aslında da.
Çok güzel. Mit dem Ruder fahren. Sehr schön, Uras. Danke. Evet, Uras da cevabını verdi. Mit dem Ruder fahren. Ich kann schwimmen, ich kann Rad fahren, ich kann Ruder fahren. Şimdi çocuklar ne kaldı? Sanırım bir tane kaldı. Yarenciğim, açık havada yapılacak aktivitelerden bir tane kaldı diye düşünüyorum. Düşünene kadar ben şunları sileyim. Karışıyor. Kaldı? Hop, düştüm. Önce hava güzel olunca dışarıda ne yapabiliriz bunların dışında? Ne vardı hatırlayın? Ein, zwei, drei. Neydi o? Var das? Der Stecken. Der Stecken. Ja, ich kann der Stecken spielen. Gut, Yaren. Danke. Okay. Ich kann schreiben jetzt. Der Stecken spielen. Okay. Es regnet. Und was kann ich machen? Şimdi diğer cümleye geçelim. Çocuklar yağmur. Computer spielen. Evet Yıldızcığım. Du kannst sagen, du kannst antworten. Es regnet und ich kann was machen? Computer spielen. Ich kann Computer spielen. Okay, danke. Dankeschön. Und schreibe. Okay, dann. Ich kann Computer spielen. Was noch? Yiğitciğim, başka ne yapabiliriz? Zaten kalanları söyleyeceğiz artık çocuklar. Ich kann Fernseher. Fernsehen. Bütün cümleyi okuyabilir misin Yiğit? Ich kann. Ja, sehr schön. Ich kann Fernsehen. Danke. Dankeschön. Okay, ich schreibe jetzt. Okay. Und dann, Zümra'cığım. Zümra'yı demin duyamamıştım. Bakalım şimdi duyabilecek miyim? Ich Evet, şu an duyamıyorum. Tamam, Mertel'i cevabını görüyorum. Cevabın doğru ama sıra sıra gidiyoruz. Herkese eşit söz hakkı vermek için. Can. Ich kann was machen. Okay. Okay, ich kann ein Buch lesen. Danke Can. Yapabilirim değil mi? Okay. Ceren, yazabilirsin sen. Başka ne kaldı? Es regnet und was kann ich machen? Şimdi ben diğerlerini sileyim yine sizler için. İki tane kalmış zaten. Evet, Ceren yazıyor şu an. Evet, Ceren göremiyorum şu an ama yazıyorsun sanırım. Zeichnen, good. Zeichnen, çizmek değil mi? Gerçi dışarıda da çizebilirim ama tabii öyle kabul edeceğiz. Hangisi dışarıda yapılabiliyor, hangisi içeride yapılabiliyor diye. Ceren, durucu. Okay. Was sagen jetzt? Es regnet, was kann ich machen? Zaten bir tane kaldı. Ben burada. Göremedim bir tane kaldı. Ne kaldı? Aynen, bastım. Bir tane kaldı bak. Çizdim hepsini. Değil mi? Bütün cümleyi okur musun Durucuğum? Lise'den geldim zat. Ich kann Ich kann basteln. Teşekkür ederiz.
Evet, bu şekildeydi çocuklar. Tamam. Şimdi sayfayı geçiyorum. Evet. Evet. Bu da Arbeitsheftimizde 60. sayfadaki bir alıştırma. Fakat bununla ilgili önce birazcık pratik yapmamız gerekiyor. Wohin fährst du? Ich fahre ans Meer. Wohin fährst du? Ich fahre in die Berge. Wohin fährst du? Ich fahre nach Deutschland. Ich fahre in die Türkei oder nach Österreich oder in die Schweiz. Okay? Und jetzt ich schreibe. İlkini ben yazıyorum çocuklar. Wohin fährst du? Ich fahre ans Meer. Okay. Şimdi iki ölçü size soracağım. Ama bu bölümlerde de sevgili çocuklar, arkadaşınızın nereye gittiğini söyleyeceksiniz. İşte wohin fährt dein Freund? Er fährt. Oder wohin fährt deine Freundin? Sie fährt. Er ya da sie şeklinde cevap vereceğiz. Onu da şuraya yazıyorum. Aklınızda kalsın diye. Onu bu şekilde söyleyeceğiz. Sie de yine hemen hemen zaten birbirine çok benziyor. Fiil çekimleri aynı zaten. Onu da bu şekilde belirteceksiniz. Sonra da nereye gidiyorsa şu bölümde, şu sütunda tamamen onları yapıyoruz. Tamam. Evet. Şimdi, ich fahre ans Meer. Wohin fährst du? Ich fahre ans Meer. Bu bölüm tamamen ihle cevap vereceğimiz bir bölüm. Peki ikincisi için ne diyebiliriz? Wohin fährst du? Kimde kalmıştık? Gülce'de kaldık. Evet Gülce'ci. Antwort bitti. Wohin fährst du? Şimdi ikinci resme bakarak bize cümle kurmanı istiyoruz. İlk resim örneğinde olduğu gibi. Ich fahre ans Meer diye yanıtladım ben onu. Wohin fährst du? Şimdi ikinci resme bakıyoruz. Gülceciğim duyuyor musun bizi? Gülce bizi duymuyor sanırım. Kaan. Evet Kaan. Antwort bitti. Nasıl cevap verebilirsin buraya? Wohin fährst du? Sie fährt ans Meer. Yani şu bölümü sormuyorum Kaan'cığım. Bak ilk sütundaki ikinci resmi, dağların olduğu resim var ya, onu soruyorum ben. Burada hep ifare ile cevap vereceğiz. Wohin fährst du? Tamam ben nasıl soruyorum ama dikkat. Wohin fährst du? Ben seni soruyorum. Nasıl cevap vereceksin? Ja. Gut, sehr schön. Ich fahre in die Berge. Sehr schön, gut. Danke. Evet, şimdi Mert Ali'ye soruyoruz. Evet Mert Ali'ciğim, üçüncü resimle ilgili ne diyeceksin bize? Wohin fährst du? Wohin fährst du? Çocuklar sohbet bölümünü meşgul etmeyelim lütfen. Mert Ali buradan da yazabilirsin. İfare, good. İfare. Şu an Mert Ali buradan yazıyor çocuklar. Ben de okuyorum size. Gerçi siz kendiniz de okuyabilirsiniz. İfare. Uras'cığım sana sorduğum zaman yazabilirsin. Tamam. Evet Mert Ali. Devamı gelmedi. Ich fahre und ich schreibe hier. Ich fahre nach Deutschland. Ben zaten buradan da bakıyorum. Burada da ich fahre nach Deutschland dememiz. Ah çok güzel. Evet cevap geldi. Derke Mert Ali. Şimdi çocuklar diğerine bir bakalım. Evet. İkinci sütun için ilk resmimiz geldi. Şimdi burada ben şöyle soracağım. Wohin fährt dein Freund? Ona göre siz er ya da sie diyeceksiniz. Tamam. Deine Freundin diye sorduğunda biliyorsunuz bir bayan olduğu için sie diyorsunuz. Ama dein Freund diye sorduğunda erkek olduğu için er demeniz gerekiyor. Ve burada nereye gidiyorsa onu söyleyeceksiniz. Ben yazmadım. Bunu sizin bulmanız gerekiyor. In the Berge. Evet Nehir'cim sen de başlayalım. In the Berge. Wohin fährt deine Freundin? Tabii tekrar söylüyorum. Wohin fährt deine Freundin? Bak buradaki yapıları kullanıyorduk ve nereye gittiğini söylüyorduk. Sie fährt.
Burası dağlar mıydı, göl müydü? Burası neydi? Göldü değil mi? Sie fährt. Ne diyeceğiz? Ne dememiz gerekiyor? An den See. Öğretmenim, burada yaşlı bir dede nine var. Sehr gut. Danke. Uras'cığım, söz sende şu an ama sen konuşabiliyorsun. Evet, senin o yüzden yazmana gerek yok Uras. Şimdi ikinci resim geliyor. İkinci resimde ne var? Büyük anne var. Ne diyebiliriz şimdi? Hangisi öğretmenim? Hayır, hayır. E tamam işte o mu? Büyük anne var. Evet. Burada ne diyebiliriz? Wohin fährt dein Freund? Arkadaşım nereye gidiyor diye soruyorum. Nasıl bir cümle kullanacağız? Er fährt. Önceki derste var mıydın Uras sen? Önceki derste yoktun galiba. Evet. Tamam, birlikte yapalım o zaman. Wohin fährt dein Freund diye sorduğum zaman ne diyeceğiz? Er fährt zu Oma. O büyük annesine gidiyor diye. Tamam, o şekilde yapmamız lazım. Bir önceki derste olsaydın karıştırmazdın ama sorun değil. Şimdi de zaten tekrar ediyoruz şu anda. Evet, şimdi Yaren. Du kannst sagen, Yarenciğim. Wohin fährt dein Freund? Bak, dein Freund diyorum. Ne kullanmamız gerekiyor şu an? Dein Freund diyorsam. Yaren'i duyamıyorum. Yaren. Tamam, buradan o zaman açalım. Yarenciğim, duyuyor musun beni? Yaren. Yaren. Tamam, Yaren şu an beni duymuyor galiba. Yağız. Tukas Antikotik Yağız'cığım. Yağız'cığım, sen cevap verebilirsin. Ben şunu yazayım. Yazmama da gerek yok aslında. Evet, sorum geliyor. Wohin fährt dein Freund? Dein Freund. Hangi yapıyı kullanacağız? Er fährt. Belge. Ama dein Freund dedim. Yağız'cığım dikkat. Dein Freund erkek arkadaş demek. Deine Freundin kız arkadaş demek. Er fährt yapısını kullanacağız değil mi? Güzel. Er fährt wohin? Neresi burası? Er fährt. Okay, auf Deutsch. Neydi? Ja, er fährt in die Berge. Gut, danke. Dankeschön, Jürs. Evet, geçelim çocuklar. Yine burada, ilk sütunda Wohin fährt du diye size soracağım. Sonraki sütunda da yine Wohin fährt dein Freund oder deine Freundin diye soracağım. Hatta ben onları yazayım şu bölümde. Evet. Şimdi ilk resimcilere soralım. Bitti. Onu kannst du antworten? İlk sütunu soruyorum. Wohin fährt du? Du diye sorduğum için nasıl cevap vermen lazım Yiğit? Ich ile cevap vermemiz gerekiyor değil mi? Wohin fährt du? İfare. Burada yazıyor zaten resmin altında. İfare. İfare an den ze. Göle gidiyorum. Danke. Zümracığım, senin sesini duyamadım ama tekrar deneyeceğim. Belki şimdi duyabilirim. İnternet geliyor. Yoğunluğu sanırım. Benim ikinciyi mi söyleyeyim? Hayır, duyamıyorum maalesef. Yaren'i deneyelim. Yarenciğim. Ich fahre im Ausland. Evet Can. Sesimiz geliyor mu? Güzel. Wohin fährst du? Evet, ikinciyi söylüyorsun Cancığım. Wohin fährst du Can? Ich fahre aus Land. Sehr schön. Danke Can. Şimdi Ceren'e gidiyoruz. Evet Ceren. Wohin fährst du?
Wohin fährst du? Üçüncü resim Ceren'ciğim. Wohin fährst du? Sen yazabilirsin Ceren. Tamam, mikrofon sorunu vardı. Ceren'ciğim sen bu bölüme yazabilirsin. Sohbet bölümü de canım. Er fährt İkinci sürede yine arkadaşlarım nereye gittiğini soracağım. Er fährt dein Hund. Wohin fährt er de sie olarak soracağım. Kafanız karışmasın. O zaman ikincisimiz gelsin. Wohin fährt, kime soralım? Ceren'cim sen yaz canım. Ben o sırada Duru'ya sorayım. Duru'cum ihbara gidiş. Ja. Okay, du bist hier. Wohin fährt er? Good. Ja, ans Meer. Good. Sehr schön. Er fährt ans Meer. Danke. Gülceciğim. Gülce, kannst du mich hören? Ah, okay, gut. Şimdi Gülceciğim, wohin fährt sie? Neyi kullanacağız? Bu yapıyı kullanacağız, değil mi? Wohin fährt sie? Neyle sorduysam öyle cevap veriyoruz. Sie fährt. Sie fährt. Indi Türkay. Evet, bu yapıyı daha önce görmedik çocuklar. Zorlanmanız normal. Normalde ülkelerde nah yapısını kullanıyorduk ama Türkay'da indi yapısını kullanıyoruz. Sie fährt indi Türkay. Şu bölümü yanlış yazmış sanırım. Bölümde bir sıkıntı var. Bunu düzeltiyorum çocuklar. Aa, düzeltemiyorum. Evet, düzeltiyorum şimdi. Gülce Danke. Şimdi çocuklar bu bölümü tekrar düzelteyim sizler için. Normalde dediğim gibi şehirlerde ve ülkelerde onlara gittiğiniz zaman nah yapısını kullanıyoruz ama Türkiye'de, İsviçre'de indi yapısını kullanıyoruz. Çünkü onlar artikel olarak di alıyor. Eğer artikelleri hatırlayın, das, der ve di. O konuya çok giriş yapmadık çünkü karışık bir konu. Böyle söylendiğini bilin yeter. Şimdi üçüncü resme bakalım. Peki. Kaan'a soralım. Kaan, du bist da Kaan. Kaan'cım, wohin fährt er? Sana ertesi soru geldi. Wohin fährt er? Hatırlayın burası neresiydi? Kino, evet kinoda diyebilirsin, tiyatroda diyebilirsin. Şimdi bizi alalım. Hı. Neydi? Ins Kino. Good. Sehr schön. Danke. Hı-hı. Er fährt oder er geht. Çocuklar hatırlayın bununla ilgili bir minik bir anekdot anlatmıştım size. Er fährt ins Kino'da olur. Er geht ins Kino'da olur. Bahri'm genelde bir taşıtla bir yere gitmeyi anlatır ama gehen daha çok yürüyerek daha yakındaki yerleri anlatır. Dolayısıyla Kino'da gehen yapısını, gitmek yapısını da kullanabilirsiniz. Evet. Sevgili Uras'cığım sen konuşabiliyorsun, sohbet bölümünü kullanmana gerek yok, tamam mı? Burayı meşgul etmeyelim. Peki, devam edelim. Şimdi bu bölümü dolduracağız sevgili çocuklar. Çok pardon, burası. Evet, burada bir kelime var. Ve belli kelimeler var. Bizler o kelimeleri doğru yerlere getireceğiz. Okay, wir ergänzen den Brief mit diesen Wörtern. Und es gibt fehlende Wörter, aber wir finden diese Wörter. Bizler bu kelimeleri bulacağız. Ve bu tamamen görsel. Görselini bulduğumuzu yazacağız. Şimdi ilk önce ben okuyorum. İlkini ben yapayım sizler için. Liebe Tom, ich fahre mit meinem Vater. Okey. İlkini ben yaptım. Vater'ı silelim. Tamam. Evet. Diğerini aus. Kime söyleyelim? Mert Ali. Mert Ali'ciğim. Seni duyabiliyor muyuz? Evet. Sanıyorum şu an duyamıyoruz. Mert Ali. Sana çizim hakkı da veriyorum. Burada yazabilirsin üstten, tamam? Klavyeye basarak yazabilirsin. Hangisi olabilir sence? Hem çizim hakkın hem konuşma hakkın var Mert Ali. Ich frage mich meinen Vater aus wohin? Sence üstteki kelimelerden hangisi buraya uyar? Bus, Land, Fahrrad, regnet oder Sonne? Welches ist richtig? Yazabilirsin istersen. Söylemek zorunda değilsin. Bak hemen yukarıda klavye bölümüne tuşlayabilirsin.
Sesim geliyor mu öğretmenim? Tamam, burada yazdım Mertel'i gördüm lan. Tamam, peki. O zaman ben burada yazayım. Mertel'i Danke. Ha, yazdın. Çok güzel. Bravo. Sehr schön. Good. Wir fahren mit Yazdım. meinem Vater aufs Land. Wir fahren mit dem Bus. Nehircim, çizimini etkinleştiriyorum sadece. Ama mikrofonu da etkinleştirelim. Evet. Wir fahren mit dem Bus. Sesin geliyor tatlım. Şu an çizimin etkin. Yazabilirsin buraya. Fahrrad. Güzel. Wir fahren mit dem Bus. Danke. Sehr schön. Evet Uras'cığım. Şimdi senin hem mikrofonunu açıyorum. Hem çizimini açıyorum. Yalnız kalemi değil klavyeyi kullanıyoruz. Ich nehme mein Bass. Bak yukarıdaki kelimelerden bulabilirsin. Fahrrad. Tamam yazabilirsin buraya. Şu bölüme. Klavyeyi kullanabilirsin Uras. Olmuyor öğretmenim, yapamadım. Evet Uras'cığım. Burası yazıyor musun? Öğretmenim. Tamam hayatım. Ben yapıyorum o zaman seçkinle. Güzel Ben söylemiştin. Ich nehme mein Fahrrad. Güzel. Regnet. Mit. Das Wetter ist toll. Öğretmenim. Wie, wie, was ist das? Was Deneyeceğim. ist das? Okay. Yarenci mikrofonun da açık, çizimin de açık tatlım. Aa, çok pardon, mikrofonu yanlışlıkla kapattım. Evet, Yaren, yazabilirsin, söyleyebilirsin. Telefondan girdiğim için olmuyor. Evet. Aha, die Sonne scheint. İstiyorsan yazabilirsin Yaren. Söyle kızım. Tamam dene. Yazamazsan ben yazarım. Sorun değil. Ha, tamam. Ben yazıyorum Yarenciğim. Danke. Tamam ben Yaren için yazıyorum. Die Sonne scheint. Und es. Wow. Was ist das? Uras'cığım çizimi de etkinleştirdim ama sen de galiba telefondan giriyorsun. Mikrofonun da açık şu an. Bu ne olabilir? Die Sonne scheint und es. Ne bende T yok. Uh-oh, bu da nedir böyle? Bu da nedir böyle? Regnet. Evet, hepsini silmek zorunda kaldım çocuklar. Yazacağım ben tekrardan. Çizmeyelim lütfen. Bu arada Yağız senden bekliyorum. Şu an mikrofonun açık söyleyebilirsin istersen. Tamam ben yazarım senin için. Söyleyebilmen yeterli. Söylemen yeterli. Es regnet. Danke, danke, danke. Okay. Yağız yerine yazıyorum ben. Sonuna da ismimizi yazıyoruz. İşte Dain Mert Ali, Dain Zeynep, Dain Nehir, Dain Yiğit gibi. Tamam, bu şekilde oluyor çocuklar bu. Şimdi bir dakikamız kalmış. Son sayfayı yapamayacağız sanırım ama şimdi burayı da anlatabilirim. Siz evde de yapabilirsiniz. Bu bölümde labirent bulduğunuz harfleri şu bölüme yazıyorsunuz. Ama dikkat edin lütfen. Çıkmaz yerlere girmeyin. Zamanımız kalsa şu bölümü yapardık ama bunu da anlatayım. Bu da çok kolay. Evde yapabilirsiniz çocuklar. Burada da konuda geçmeyen ve absürt olan, yanlış olan kelimeyi bulup işaretliyorsunuz. Son derece basit. İbare in die Berge, ans Meer, an den See oder in den Frühling.